Şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşanlara and olsun. Ateş saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğunun orta yerine kadar dalanlara. Şimdi mesela biz ne yaptık? Gittik İsviçre'de. Baskın yaptık. Değil mi? Evet. Toz dumana kattık. Bununla bir topluluğun orta yerine de daldık. Tam. Tam bir dalma oldu. Ve Kur'an ayetinin tam tecellisi. Maşallah. Ve bir cihat var. Mücadeleden bahsediyor zaten ayet. Evet. Soluk soluğa koşanlara. Müslüman heyecanlı olacak. Değil mi? Koşuşturacak. Soluğa bak, çok canlı. Ateş saçanlara. Cıvıl cıvıl canlı bir hayattan bahsediyor Allah. Meskenetten bahsetmiyor. Değil mi? Çok hareketli bir hayat. Sabah vakti baskın yapma. Mıymıntı bir şekilde. Değil mi? Olmuyor Müslüman. Evet. Sabah vakti baskın yapıyor. Gidip mesela tebliğe gidiyor. Bir hayır yapıyor. Bir güzellik yapıyor. Gidiyor tebliğe. Hakkaniyeti doğrulanıyor. Darwinizm, materyalizm geçersiz anlatıyor. Kur'an'ı anlatıyor. Ama bu inanmayanlar için bir baskın hükmündedir. Evet. Nitekim Fransa'da bizim kitaplarımız bir gece toptan bütün Fransa'ya dağıtıldıktan sonra ne dediler? Gece baskını dediler. Baskın yapıldı dediler. Yani baskın deyin haber. Başlıkta evet. Baskın diyor. Evet. Ayette ne diyor? Sabah vakti baskın yapanlara diyor. Tam maşallah. Değil mi? Aynısı. Evet. İnşallah. Derken orada tozu dumana katana. Adamdan tozun dumanına kattık işte. İnşallah. Maşallah. Ama tabii tabaka tabaka ayet. Soluk soluğa koşanlar and olsun. Mesela insanın spor yapmasına da Kur'an işaret ediyor burada. Soluk soluğa koşmak. Heyecanlı olmak değil mi? Nefes açmak. O. Ateş saçanlara, kahraman ordumuzun askeri gücüne de Kur'an işaret etmiş oluyor. Değil mi? Allah yolunda maşallah mücadele yapıyorlar. Deccaliyete karşı, maşallah, dinsizlere karşı. PKK'ya karşı değil mi? Evet hocam. Kendilerini savunuyorlar. Sabah vakti baskın yapanlara, yine kahraman ordumuzun eylemlerine, evet, değil mi? Harekatla, yaptıkları harekata dikkat çekmiş oluyor Allah. Derken orada tozu dumana katanlara, değil mi? Top patlamasıyla toz duman kalkıyor, her yer birbirine giriyor değil mi? Maşallah. Ya roket atışı yapıyorlar, kendilerini savunuyorlar. Bununla bir topluluğun orta yerine kadar dalanlara, PKK'nın ta göbeğine kadar giriyorlar. Tabii. Darma keşen ediyorlar. Yine oradan da bakıyor yine kahraman ordumuza. Yani Türk ordusuna da bakıyor. Tabaka tabaka yani yine devam etsek yine olur inşallah. Mesela sabah vakti baskın yapanlar, sabah erkenden hareket etmenin, sabah erkenden canlı bir faaliyete başlamanın önemine Kur'an dikkat çekmiş oluyor. Bir de baskın. Yani onların harekatını beklememeden önce hamle yapmak. Evet. Değil mi? Onların tahribatını beklememek. Tahribat olmadan tahribatı engellemek önemli. Tabii. Buna dikkat çekiyor Kur'an. Derken orada tozu dumana katanlara. Mesela askeri araçlarda giderken tozu dumana katarak gidiyorlar değil mi? Bir güzelliktir. Bir şey de bizim için bir övünç. Değil mi? Karşı taraf için de bir korku. Tabii. İnşallah. Zaten bununla diyor bakın. Bir topluluğun orta yerine kadar dalanlara, tanklarla değil mi Türk ordusu toz dumana katarak ta orta yerlerine kadar giriyor. İnşallah. Gerçekten insan Rabbine karşı nankördür diyor Allah. Allah insanların hepsinde olmasa da büyük bir bölümünde olan bir karakteri vurguluyor Allah. Ve gerçekten kendisi buna şahittir. Yani nefsinde görüyor insanlar bunu diyor Allah. Hakikaten küfür ve zalim olanlar bunu bilirler nefislerinde. Muhakkak o mal sevgisinden dolayı çok katıdır. Zaten kapitalist sistemin, faşist ve komünist sistemde hep bu mal sevgisinden katılaşma oluyor. Dünya sevgisinden kalpleri katılaşıyor. Mesela vahşi kapitalizmin zaliminin kökeninde ne var? Mal sevgisi vardır. Evet. Ayette ne diyor Cenab-ı Allah? Muhakkak o mal sevgisinden dolayı çok katıdır. Evet.
kalbi katılaşmış, ruhu katılaşmış, saldırganlaşmış. Yine de bilmeyecek mi kabirlerde olanların deşilip dışı atıldığı, göğüslerde olanların derilenip devşirildiği zamanı? Şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Öleceklerini bilmiyor mu bu insanlar diyor Cenab-ı Allah. Kabirlerde olanlar dışarıya çıkacağını bilmiyor mu diyor bunlar diyor. Ölümü düşünseler bunu yapmazlar tarzında bir Kur'an hatırlatmada bulunuyor. Ama bunlar tabii kaderlerinde olmadığı için, Allah onları o şekilde yarattığı için, onlar da vicdansızlık yaptıkları için böyle bir durum oluyor. Kur'an bu tehlikeye dikkat çekmiş oluyor inşallah. Evet hocam inşallah. Ama devam etsek tabii kat yani benim gördüğüm en az 70 kat maşallah. Tefsiri yapılır yani 70 maşallah kat. Hocam. Ama şimdilik bu kadarla bitirelim inşallah. İnşallah hocam.